Türk Dili ve Tarihi programının bu haftaki konuğu Sayın Müjgan Ergil. Müjgan Hanım'la bugün sizlerle Amerika kıtasında kısaca Kızılderililer dediğimiz ama hem Kuzey hem Orta hem de Güney Amerika'da yaşayan yerliler konusunda Müjgan Hanım'ın yapmış olduğu araştırmalar neticesinde ki bu araştırmaları 2008 ile 2018 arasında 10 yıllık bir sürede defaatle bu coğrafyaya yaptığı seyahatler sonunda topladığı bilgileri kim bu kitapta, kim bu Kızılderililer kitabında 2018 yılında yayınlamıştı. Bunu konuşacağız. Müjgan Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Müsaade ederseniz ben sizi bir kısaca tanıtayım. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Müjgan Ergil, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Beşeri ve Ekonomik Coğrafya bölümünden 1973 yılında mezun oluyorlar. Coğrafya öğretmenliğinin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Müzikoloji bölümünde halk oyunları uzmanı olarak görev yapıyorlar. Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı, rahmetli Turan Yazgan hocamın, onların vasıtasıyla Bakü Atatürk Lisesi'nde ve Kazan Devlet Pedagoji Enstitüsü'nde Türk Dili Okutmanlığı yaptıktan sonra emekli oluyorlar. Coğrafyacı olmalarından dolayı dünya seyahatleri başlıyor ve bu seyahatlerde farklı bölgelerde karşılaştıkları Kızılderililerin konusunu araştırma konusu olarak kendilerine hedef koyuyorlar ve bu konuda biraz önce söylediğim gibi 2018'de çıkmış olan bir kitabı var ve makaleleri ve konferanslarıyla konunun Türkiye'de de tanınması için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Evet, biz Kızılderililer dediğimiz, işte Amerika'nın kuzeyinde, ortasında ve güneyinde yaşayan yerli halklar konusunda oldukça geniş araştırmalar yapan ama programın bitiminde anlayacaksınız ki bu o kadar geniş bir konu ki bunun üzerinde çok daha fazla çalışılması, ekonomik, akademik çalışmaların yapılması gerekli. Müjgan Hanım, isterseniz kitabınızın içeriğinden başlayalım. Buyurun, söz sizde. Şu anda kitabın içeriğini görüyoruz. Buyurun. Evet, evet. Şimdi burada ben Kızılderililerle tanışmam Alaska'da bir seyahatim dolayısıyla oldu. Washington DC'de okuyan kızımın orada beni Alaska'ya çok çok istemiştim. Hem buzulları görmek, hem oradaki volkanları incelemek, fiyortları görmek, taygaları, tundraları. Bu amaçla gittim. Hani Kızılderililerin varlığını biliyordum ama onları araştırmak maksadıyla gitmedim. Fakat karşıma çıktıkları zaman Alaska'da çok çok şaşırdım. Özellikle Denali bölgesinde Cruz'la birlikte limana inmiştik, Anchorage limanına. Oradan trenle Alaska'nın orta kısmına, kalbi denilen Denali bölgesine gittiğimde orada atabaşkanlarla karşılaştım. İlk karşılaşmada kendime çok yakın hissettim bu insanları. Tabii İngilizce konuşuyoruz. Turun programına uygun bir şekilde coğrafi gezi yaparken bunları merak ettim. Sonra bu gezinin sonun fotoğraflar çektik, çeşitli bilgiler aldık. Dönüşte Seattle şehrinde, Amerika'nın batısındaki Washington eyaletinin merkezi olan Seattle şehrine 1,5 kilometre uzaklıkta bir Tilikum adası var. Bu adada Kızılderililerin yaşantılarını görsel olarak sunumlarla, tiyatral ve müzik, folklorlarını, danslarını gösteren bazı gösterilere gitmek istedim. Ve orada karşıma çıkan Tlingit ve Haydalarla, şu kitap gözüküyor mu acaba, sunum sırasında anlatacağım. Bunların de halk oyunları uzmanı olmam dolayısıyla sahnedeki performans beni çok etkiledi. Kendime müzik olarak da çok yakın hissettim bu insanları. Yani sadece fizyonomileri değil,
Bu gösterideki performans beni ilgilendirdi ve 10 yıl boyunca bunların izlerini takip ederek Amerika Birleşik Devletleri içinde, Kanada içerisinde, Meksika'da ve Güney Amerika'da Brezilya, Peru, Arjantin, Şili, Bolivya gibi ülkelere bu 10 yıl içerisinde her yıl birer ikişer gezi dolayısıyla tanımış oldum. Bu kitabın Evet. hazırlanışı bölüm bölüm oldu. En sonunda Peru ve Bolivya seyahatine gitmeden evvel bu Kim Bu Kızılderilileri yazdım. Ama o arada İnkalarla tanışmamıştım. İnkaları Peru ve Bolivya seyahatim 18'de bu kitabın basımından sonra gerçekleşti. 2 yıldır da İnkalarla ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum çünkü onlar da beni çok etkiledi. Şimdi bölüm bölüm bu kitabın içeriğine bağlı olarak bunları anlatmaya çalışacağım. Buyurun. Kitabın içeriğinde sosyoekonomik yapıları, aile yapıları, dini inançları, meskenleri, hayat tarzları, ekonomik faaliyetleri, bunları içeren bir dizin söz konusu. Şimdi ben Kızılderililerin kökeni ilk bölümden itibaren bunların ne zaman Amerika'ya gelmeye başladıkları ve bu göçlerin devamı içerisinde bizim acaba Türk soydaşlarımız da var mı? Ki çok çok benzettiğim kabileler içerisinde bunları araştırırken edindiğim bilgileri kısa kısa böyle noktalar halinde vurgulamak istiyorum fotoğraflarla birlikte. Buyurun, Şimdi buyurun. Kızılderililerin kökenine gelince Afrika'dan çıkan Homo sapiens'in dünya üzerindeki dağılışını, yayılışını göz önüne almak lazım. 70 bin yıl evvel Asya'ya ulaşan Homo sapiens burada 50 bin ila 42 bin yılları arasında Anav kültürü dediğimiz bugünkü Türkistan bölgesinde evrildiğini görüyoruz. Bunlar avcı toplayıcı insanlar ve o coğrafya o zaman ormanlarla kaplı, çok verimli, tam avcı toplayıcıların her türlü ihtiyaçlarına hizmet verecek bir coğrafya ve burada paleolitik dönemin geliştiğini görüyoruz. Müjgan Hanım, bu siyah koyu renkte gösterdiğiniz bölge değil mi efendim, Asya'da? Evet, buyurun. Evet. Şimdi ben bu haritaları Haluk Cemil Tanju'nun Orta Asya Göçlerinde Tunçderililer kitabından aldım. Evet. Bu bölgedeki de evrilen Homo sapiens'in ilk Avustralitler olduğunu söyleyip ve buradan diğer Asya halklarının ve Avrupa halklarının ve Amerika'ya geçen halkların ilk çıkış köken yeri olarak burayı gösteriyor. Tabii bu konuda çok farklı görüşler var. Ben bu Alauç-Bering Natürel Köprüsü 50 bin yıllarında buzlarla kaplı olduğu için rahatlıkla buradan şu ikinci haritada gördüğümüz gibi hem Malezya, Endonezya üzerinden Avustralya'ya güneyden Çin Hindi Yarımadası'ndan geçtiklerini görüyoruz. Hem Arap Yarımadası'na hem Hindistan'a, Avrupa'ya ve de doğudan bu doğal köprüden Amerika'ya Evet. atladıklarını geçtiklerini görüyoruz. Bu ilk insanların 30 bin ile 25 bin yılları arasında bu halkların daha henüz tabii tarım yok. Bunlar sürekli göç eden insanlar, avcı toplayıcılar Güney Amerika'ya kadar Uzanıyorlar. ulaşmış durumda ama henüz Antlara gelmemişler. En son araştırmalarımda Ant dağlarındaki yerlilerin 15 bin yıldan önceki varlıkları bilinmiyor. Ama Alaska'da 50 bin yıl, 40 bin yıl öncesine ait kemikler, buluntular var. Bu arada en son 15 bin ile 7500 yılları arasında artık bütün buzul kütlelerinin zamanımızdan 13 bin yıl önceki son buzullaşmanın sona ermesi ve buzulların erimesiyle bir bataklık görünümüne ulaşan Kuzey Asya ile Alaska'da çamurların içerisinde mamut avcılarının ve büyükbaş hayvan avcılarının tamamen bu su kütleleri içerisinde yok olduklarını, bataklıklara saplandıklarını ve Amerika'da tavşanın ve farenin dışında
bir hayvanın kalmaması dolayısıyla göçlerin tekrar gerisin geri Asya'ya geri döndüğü konusunda da ileri sürülen bazı tezler var. Tabii bunlar ne kadar ispatlanır, ne kadar ortaya atılır bilemem ama bu dönemde Alaska'dan tekrar Asya'ya da 13 bin yıl evvel göçler var. Bir kısmı da buradaki olumsuz coğrafi koşullar nedeniyle güneye doğru daha yaşanılabilir, daha aç kalmamak için yeni kendilerine av alanları ve yaşama alanları bulmak üzere yolculuklarına devam ediyorlar. Evet. Ve işte 15 bin sene evvel Alp Dağları'na kadar, Güney Amerika'ya kadar bu halkların indiklerini görüyoruz. Tabii bunlar için Amerika'nın ilk yerlileri diyoruz. Tunç deriller kelimesi çok daha doğru kullanılan bir kelime. Bunlar çok farklı kabileler. Dilleri çok farklı. Hatta öyle ki aynı kabile içerisinde kadınlar ve erkeklerin farklı dil konuştuklarına dair de bilgiler, mitolojiler de var. Mesela kadınlar kızlarıyla daha farklı kelimelerle konuşuyorlar. Erkekler erkek çocuklarıyla, babalar daha farklı kelimeler konuşuyorlar. Yine dini otoritelerin, dini reislerin ve henüz daha devlet kurulmamış ama kabile reisi olan şeflerin de yine kendi aralarında konuştukları, ayrı geliştirdikleri bir dil var. Yani dil konusu onun için çok karmaşık bir konu Kızılderililerde. Bu konuda çok da spekülasyon var. Daha doğrusu günümüzde ancak günümüze kadar gelen kelimelerle biz bazı sonuçlara varmaya çalışıyoruz ama dil tabii ki bu konuda karar verilebilecek tek bir konu değil. Bu arada hem folklorleri, hem fizyonomileri, hem kültürleri, yaşam tarzları, ektikleri, biçtikleri, aile hayatları, evleri, mesken ve mezarları. Bunları tek tek ele alıp farklı farklı bilim insanlarının bir araya gelip bunları tartışmaları ve ortaya bazı gerçeklerin çıkması lazım. Ben tabii coğrafyacı olduğum için daha ziyade bunların hayat tarzları, ekonomik faaliyetleri üzerinde durmaya çalıştım. Bir de müzik bilgim olduğu için onların oyunları, müzikteki bazı melodileri ve ritimleri ve müzik aletlerini yakalamaya çalıştım. Evet. Şimdi Kuzey Amerika'daki kabilelerin dağılımına gelince Aleut Adaları'ndan giden Alauçlar, bunlar tabii Mongoloid karakter taşıyan Eskimolar da var bunların içerisinde. Yakutat bölümünde ama Tlingitler Telengüt Vadisi'nden gelen tamamen Türkistan'dan gelen Uygur ya da Altay Türkleri dönem dönem buraya yerleştiklerini görüyoruz. Çünkü bu göçler 15 binde kalmamış günümüzde de yani 1200'lü yıllara. Mesela ben bu araştırmalarım sırasında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı rahmetli başkanı Turan Yazgan hocam bana Ethel Jane Stewart'ın İngilizceden çevirdiği Dene ve Nadene Kızılderililerini okuman lazım kızım dedi. Ben orada bu Cengiz Han'dan kaçan Türkleri daha ziyade Alaska'da gördüğümü, bu Tlingit ve Haydaların Haytata, ata başkanlarında ana sazı kültürünü oluşturan yine Türk soylu akrabalarımız olduğu bu kitapta yazıyor ve bu kabilelerin şimdi resimlerini göreceğiz. Mesela Çilkat Tatarları, Çilkat Nehri'nden gelen bu soydaşlarımızın kıyafetlerini ve tiplerini görüyorsunuz. Bunlar bir 1900'lü yıllarda bir dans folklor grubu. 1911 yıllarında olması lazım bu resmin çekilişi. Ben tabii bunları müzelerden aldım. Yine günümüzde bu Hayda yani Haytata, Kara Tatar manasındaki Hayda kadını bir dansçı, sanatçı hanım. Evet. Zaten başlığı burada da yine, bizim evet, başlığı Türkistan da, bölgesindeki evet, başlıklara aynen benziyor. Evet. Evet, bunlar Alaska'daki yine Denali bölgesi Keçiken'de bir şaman karakteri sahnede canlandıran bir ata başkan yerli görüyoruz. Bu da önce kendi
diliyle bazı konuşmalar, açıklamalar yapıp ondan sonra danslarına geçtiler sahnede. Burada evi yine Denali bölgesinde orman içerisindeki ev yapısının ne kadar bize benzediği, özellikle Karadeniz'deki evlerimizin yapısı muşamba masa örtüsüne, saksılara varıncaya kadar 2 aylık bir yaz süresinde bizdeki yaylacılık gibi bu yaylalarda yaşayıp yaz aylarını böyle geçiriyorlar. Kış aylarında tabii şehirlere geri dönüyorlar. Aynı bizim konar göçerlerin, yaylacıların yaptığı gibi. Kış aylarında şehirdeler ama yaz aylarında böyle çıkıyorlar. Şimdi aşağıda İngilizce kano dediğimiz Kızılderililerin kayak adını verdiği kanoları görüyoruz. Bu kanoların eğer şeyde gösterecek olursam siz şöyle... yaslanmış durumdasınız. Evet, görünüyor sanıyorum. Burada evet. Kartal başlı bir evet kayak, köpekleri ve tek kürekli kayıklarıyla, bizim kayık dediğimiz onların kayak dedikleri, nasıl geldikleri buraya? Bu Yani kayıkla kanolarda kayak görünüyor. çok yakın Kayak, birbirine. evet. Evet, çok yakın. Evet, kayak diyorlar bu kanoya. Şimdi burada Ethel Jean Stewart'ın kitabında bu köpekleriyle birlikte buraya göç eden bu Kızılderililer aynı zamanda yanlarında mısır tohumu getiriyorlar. Bu çok önemli, mısır konusu. Mısır'ın Türkistan gıdası olduğu Harvard Üniversitesi'nin makalelerinde de ispatlanmış. Evet, garip olduğu kadar çok lezzetli ve ilginç bir Türk bitkisi diye geçiyor. Demek ki Kızılderililer mısırı Amerika'ya Asya'dan getirmişler ve orada bunları denediklerini görüyoruz. Hangi topraklarda? Çok yumuşak ve yağışlı bir iklimi ister. Alaska'da bunu yetiştirmeleri mümkün değil ama güneye indikçe Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, özellikle Peru ve Bolivya'da Amazon'un bol sulu havzalarında, yine Mississippi Nehri'nin havzalarında mısırın evet. Ekimine çok uygun tarım alanları bulmuşlar ve mısır Amerika'ya bu şekilde gelmiş oluyor. Bu kesin ispatlanmış bir bilgi. Çok güzel. Şimdi burada yine bir atabaşkan aile, babası çocuklarına zıpkınla nasıl balık avlandığını öğretiyor. Burada yine Denali bölgesinde yaptığımız bir gezide bu Atabaşkan Hanım'ın yaptığı el işi sergisi görülüyor. Yanındaki de üniversitede okuyan kızı ne kadar bizlere benzediklerini görüyorsunuz. Tabii biz bunlarla İngilizce konuştuk. Evet. Dillerini bilemiyorum. Evet. Yine Tilikum Adası'ndan, Seattle'ın karşısındaki Tilikum Adası'ndan bir sahne performansı var burada. Ve bize güzel somon balıkları pişirip ekmek arasında sunan aşçımız. Şimdi burada karakter kuzgun. Karanlıkta kalıyor bu bölge. Bir eksen kayması ya da kutupların yer değiştirmesiyle ilgili olabilir. Ve bu kuzgun, tabii ben bu sahne performansını pek anlayamadım. Ve onunla ilgili bu kitabı oradan alıp tercüme ettik. Evet. Burada karakter, ana karakter kuzgun. Kartal da burada çok büyük bir figür. Çünkü bu mitolojinin sonunda Kartal kuzgunu yakalıyor ve ışığı ondan alıyor. Dolayısıyla güneş, ay ve yıldızlar tekrar parlamaya başlıyorlar. Ve bu 8 ayrı mitoloji bu kitapta Kuzgun'un maceraları olarak, ben bunu kitabımda 3 tanesini çevirdim. İlk insanların, önce kainatın, güneşin, yıldızların oluşumuyla ilgili bir mitoloji var. Sonra ilk insanın oluşumuyla ilgili bir mitoloji var. Sonra kartal ve kurbağa, bunu İstanbul Üniversitesi'nden mitoloji ve efsaneler uzmanı Profesör Yıldız Hanım'la görüşürken bu
bunun çok Sümer efsanelerine çok benzediğini söyledi bana. Tabii ben de edebiyatçı olmadığım için bu bana çok ilginç geldi ve kitabımdan kendisi okuyup bu yorumu yaptı. Bu özellikle Kartal ve Kurbağa mitolojisi tamamen birebir Sümer Sümer. mitolojisine çok benziyor dedi hocam. Evet. Burada flüt ve Flüt var. Evet, şimdi müzik aletlerini de göstereceğim. Tabii vurmalı çalgılar çok. evet. Evet, flütü ve küçük vurmalı ve büyük vurmalı sazları görüyoruz. Kıyafetleriyle de. Müzikleri konusunda evet. Bir de totemlerden biraz bahsetmek istiyorum. Burada kuzgun figürünün çok önemli olduğunu söylemiştik ve kuzgun totemi Alaska'da hemen hemen her bölgede işleniyor yeni ustalar tarafından. Bunlar Evet. Totemin yapılıyor. Şimdi burada benim 1993'te yine Turan Yazgan hocamla Yakutistan, Altay, Tuva, Hakas ve Horların olduğu bölgeye gitmiştik. Bu 17 günlük bir araştırma gezisiydi. Çok değerli hocalarımız vardı aramızda, 8 profesör. Burada ben tabii ki yine müzik ve folklorle, danslarıyla ilgilendiğim için etrafta halka şeklinde halkın el ele tutuşarak bir ateş yakmaları sonucunda ve kımızla bu yaktıkları kutsal ateşi söndürüp o kımızı dağıttıkları bir ritüele davetliydik. Orada bir Yakut hanımefendi ve kızıyla arkadaki totemlerin görüntüsü evet. 93 yılında Şimdi görülüyor. Bu benzerlikle Yakutistan deyince Yakutistan'da. Asya, burada işte gördüğümüz Evet. Amerika, Alaska Evet. totemlerin Evet. benzerliğini vurguluyorsunuz. Bu da işte Benzerliklerini evet evet Bering vurgulamaya çalıştım. Boğazı'ndan geçişi gösteren bir başka konu. Evet. Geçişin evet ispatı. Yani zaten fizyonomileri, tiplerin de benzerlikleri Aynen. ortada. Bu arada totemler hakkında biraz söylemek Peki. istiyorum. Totemler asla put değil. Bir kabile totemleri var. Evet. Bir aile totemleri var. Yani bir nasıl diyeyim, sembol aynı zamanda. Evet. Kişinin karakteriyle ilgili. Mesela oturan boğa diyoruz, yalnız kurt diyoruz. İnsanların karakteriyle ilgili olarak o kişinin kendi içsel yapısını bir hayvanla özdeşleştirerek onu totemleştiriyorlar. Yani bunu bir tapınma vasıtasıyla değil, tamamen görsel olarak mesela Kartal kabilesinin totemi kartal tabii ki. Kurt kabilesinin totemi kurt. Bunun gibi kuzgun kabilesi var işte bahsettiğim gibi dediğim tavşan kabilesi var. Hayvanlarla insanların karakterleri ve mesela geyik yine çok önemli. Savaşçıların bazı hareketleri tabii onların okulları doğada öğreniyorlar her şeyi. Avlanmayı da doğada öğreniyorlar. Onun için hayvanların hareketleri çok çok önemli Evet. kendileri için. Ve kendilerini de onlarla ruhlarını özdeşleştiriyorlar. Asla tapmak maksadıyla değil bu totemlerin Evet. yapılması. Şimdi burada Atabaşkan dilinden bir iki örnek vermek istiyorum. Bu da yine Haluk Cemil Tanju'nun kitabından aldım. Tabii buna çok eklemeler olabilir. Ben dilci olmadığım için sadece aktarıyorum bunları. Yatkı ev, tamaskal hamam, tepek tepe çadır. Tepek kelimesi Alaska'dan İnkalara kadar olan bir kelime. Kulağımla da duydum bu kelimeyi. Tete dede, anaka ateş, atışka ateş, pardon. Aş köz yemek, Şimdi bu aş, yu su Müjgan Hanım, evet, aş aş ve sadece köz. Türklerin Yemek ta demek, ilk evet, köz de başından ateş itibaren demek. köz de ateş, Evet. yani yemek pişmiş aş, Pişen, yemek pişen yani. yemek, Aynen, çok güzel. evet. Yu su, suya siu da diyorlar güneyde, yu da diyorlar. Hu selam, bunu
kulağımla da yine duydum. Müziklerinde de var birbirlerine hu diye ve ellerini kalplerine götürerek dans sırasında da birbirlerine selamlıyorlar. Yine on işka dudak Tüsün uzun. tuzun uzun okuyamıyorum. Evet, Misri'ye Mısır. Mısır zaten deminde söylediğim gibi Türkistan'dan giden bir Evet. bitki. Türe türe yanımda yanında ve diş tu dişleme olarak bunu belirtmiş. Tabii bu kelimelere uzmanlar araştırma yaparlarsa çok daha fazlasını ekleyebilirler. Tabii. Şimdi biraz güneye iniyorum. Apaçiler Dene ve Nadene, Kızılderililerin Nadene bölümünden Şimdi 18 Müjgan kabile. Hanım, güneye iniyorum Evet. derken Kuzey Amerika'nın Amerika Birleşik ortasına. Devletleri'ne. Ha, Evet. 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 Kuzeydeyiz. Alaska'dan güneye ve Güney içeriye indiniz. doğru Apaçilerin 12 kabilesi var. Bu 18 Nadene kabileleri içerisinde. Bunların da Hazar bölgesinin kuzeyinden ve Kafkas bölgesinden göç ettikleri ileri sürülüyor. Bu 12 boy, Biz en çok 12 boyların 12, olması da çok önemli değil mi? Bizim Türklerdeki gibi 12, 12, evet, 24 boy. Evet. doğru, evet. Buyurun. Navaholar, Türkistan bölgesinden gelen yine halk, Nevapo, Yenişehir, Neapolis, Nevapo diye bir bölgeden, Orta Asya'dan gelmişler. Ve Türkistan Türklerine çok benziyorlar. Bize en çok benzeyenleri diyebiliriz. Ve yaşam alanı olarak da Alaska'yı seçmemişler. Daha geldikleri bölgeye uygun, sıcak, kerpiçin ve taştan yaptıkları evlerini görüyoruz. Burası bir step, bozkır bölgesi. Evet. Kendi yaşam alanlarının benzerini yeni geldikleri vatanlarında, genelde zaten coğrafyanın kuralı budur. Bir yerden bir yere göçen halklar kendi geldikleri eski yurtlarına benzer yerleri ararlar ve orayı bulana kadar da göçlerine devam ederler. Dolayısıyla bu coğrafi bölgede, Müjgan Hanım, bu ev resminin sol tarafında zannediyorum bizdeki tandır. ocağa benzer ocak var. Evet, tandır bu. Tandır. Kullanılıyor. Kuyu kebabına benzer. Aynen. Evet. Ben Fethiye'de de gördüm Evet. bu aynı tandırı. Erzurum'da da gördüm. Evet. Yani hem Anadolu'nun doğusunda hem Türkistan'da da batısında var. buna benzer Tabii. ocaklar çok var. Evet. Yani ben sadece Fethiye ile Erzurum'u biliyorum. Ona çok benzediği için de bu resmi Evet. koydum. Yorum yine çok değerli izleyicilerin. Kerpiç ve taş evler, bunlar yine yazlık olarak Grand Canyon bölgesi, Amerika'nın Arizona Evet. eyaletindeki Bir de keçi Müjgan Hanım, taranları var. Navaha Evet. kadınının süslemelerinde de turkuaz rengi hakim. Turkuaz var ve ay şeklinde Evet. görüyorsunuz Evet. şeyin ucunda, kolyesinin ucunda yukarıdan aşağıya bir ay motifi Evet. var. Mercanlar da var, kırmızı mercanlar da var ve turkuazla bizim takılarımıza çok, çok Çok benzer benziyor. bir görüntüsü var. Evet, Evet. Navajo kadınının. Şimdi burada tek tek bunları söylemeyeyim. Tabii. Navaholar bu kapkacaklarında, kumaşlarında kullandıkları sembolleri daha ziyade şekillerle ifade etmişler. Alfabeden ziyade anlaşılması için sanıyorum bu dillerindeki çok farklılık bazen böyle piktografik bir Evet, yazı resim şekline yazısı kullanmışlar dönüşüyor. yani. Resim yazısı. Bunları tek tek vakit almayayım. Bu meraklısı buradan indirip bakacaktır. Meraklısı Zaten veriyoruz. buradan alabilir. Kitabımın içinde de var Daha bunların geniş var. hepsi. Evet. Daha geniş bir şekilde hepsi Şimdi anlatılıyor. kuzeyi bitirdik herhalde. Orta Amerika'ya mı geliyoruz? Şimdi Mayalar konusu büyük önderimiz Atatürk'ün de çok ilgilendiği bir konu Evet. malum olduğu üzere. Maya Tepe'yi buraya gönderiyorlar, Taslim Maya Tepe'yi. Evet. Şimdi Mayalarla ilgili, evet,
konuda çok farklı yine bilgiler var. Aslında Mayalar diye bir kavim, bir halk yok. Mayam sözü vatanım, özüm demek. Mayam İspanyollar yani. Buraya mayam, evet maya, öz, insanın yani bizdeki maya anlamında. Aynen. İspanyollar buraya geldikleri zaman hani siz kimsiniz, necisiniz, burada ne arıyorsunuz dedikleri zaman ellerini böyle kalplerine götürerek diz çöküyorlar ve mayam diyorlar. Onun için İspanyollar bunlara mayalar diyorlar. Bunlar da aslında birçok kabileden oluşmuş bir halk. Bunların iki dönemi var. Bir, İsa'dan sonraki 800'lü yıllarda Haley kuyruklu yıldızının geçişiyle denk, Uygur tarihiyle de siz daha iyi bilirsiniz. Evet. O dönemde büyük bir felaketler yaşanıyor dünyada. Ve bu pembe alanda ki Maya halkları susuz ve aç kalıyorlar. Evet. Yine büyük bir kuraklıktan dolayı değil coğrafi mi? Felaket var burada. Ve Yucatan Yarımadası, o mavi gördüğümüz bölüme gidiyorlar. Ve oradaki yeraltı sularından, maden sularıyla yaşamlarını sürdürüyorlar. Ama birçoğu da tabii açlıktan ve yokluktan ölüyor. Şimdi bunları, bu kabileleri Olmekler, Toltekler, Miştekler, Zapotekler gibi ana halkları incelemek lazım tek tek. Bunlardan bize en çok benzeyenler Toltekler. Ve Aztekler 1350'li yıllarda buraya geldiklerinde Toltekleri sanatçılar, her şeyin en iyisini, en üstününü yapan bir halk olarak ifade ediyorlar. Aztekler buraya 1350'lerde geliyor. Aztlan denen bir adadan. Ama Mayalar bunları sevmiyor. Yani bu Maya kabileleri Aztekleri sevmiyor. Bunları bataklık bölgelere itip Aztekleri orada boğmaya çalışıyorlar. Aztekleri kabul etmiyorlar. Çünkü Mayaların da diğer atabaşkan ve İnkalarda olduğu gibi çocuklarını doğdukları andan itibaren kafatası deformasyonu dediğimiz uzun kafa ve yassı bir yüz, burundan bastırarak bir kundaklama ve tahta içerisine alma alışkanlıkları var. Ama Aztekler mongoloid bir yapıya sahip ve bu Mayaların kızlarını kaçırıyorlar. Bunun üzerine Aztekler sevilmiyor burada. Evet. Bir de Azteklerin insan kurban etmeleri bu Maya halkları içerisinde yadırganan bir alışkanlık. Çünkü Mayalar ve diğer Atabaşkan Anasazı kültüründe öyle bir kurbana olayı yok. Mısır'ı sunak olarak tanrılarına sunuyorlar. Bu tanrı konusunda da çoğunun Manitu ya da Tengri ya da Vakantanka, Tangaroe isimleriyle bir tek tanrı inancı var. Bütün kainatı, evreni ve dünyayı yaratan tanrıyı yaratıcı olarak kabul edip çoğu zaman da biz bunu Manitu olarak, kutsal ruh olarak ifade ettiklerini görüyoruz. Yani Mayalar da böyle. Gök Tengri inancının bir şekilde bir versiyonu. Evet, Tangaroe, evet. Evet, Gök Tanrı inancı var. Şimdi burada Azteklerin sevilmeyişi kültür farklılığından, bir de onların sosyal davranışlarından ötürü. Ama Aztekler yavaş yavaş bu pembe alanı işgal ederek 1492'de Kristof Kolomb'un ve 1500'lü yıllarda İspanyolların burayı işgaliyle Meksikalılarla İspanyollar önce karşı karşıya geliyorlar. O konu çok derin bir konu. O konuya çok girmek istemiyorum. Tabii. Şimdi bu Quetzalcoatl, bu isim üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu kim? Bu hem tanrı hem tanrı kral. Azteklerin de kabul ettiği bir Toltek kralı aslında. Kutsal, Quetzal diye yazılıyor. Kutsal bir kuşun adı. Kutsal kuşa kutsal ismiyle hitap ediyorlar. Ve büyük büyük bir papağan bu. Muhabbet kuşları sınıfından. Çok güzel yeşil tüyleri var. Bu kutsal kuşun tüylerini sorguç olarak kullanmış bu yönetici, yol gösterici. Elinde tohumlar var görüyorsunuz ifadede. Tarım yapmayı, ekip biçmeyi öğretiyor. Ve Meksika bölgesine uçarak gelen
bir yönetici olduğu, sonra da kendisini denize giderek yaktığı ve ruhunun göğe yükselerek tanrısallaştığı şeklinde mitolojide çok anlatımlar var. Yılan derisi bir elbise giyiyor. Onun içinde hem kafasındaki tüyler hem de yılan derisi elbise giymesi dolayısıyla buna uçan yılan anlamında kutsal kotul yılan demek, kutsal yılan ya da uçan yılan, kuş yılan ismi verilmiş. Evet. Bunun bir lider, yönetici, aynı zamanda bir şaman olduğu söylenebilir. Mayalar bu Toltek kralına Kukulkan diyorlar. Kukulkuleta kelimesiyle bağdaştırılabilir. Başındaki de yine sorgucu Kukuleta olarak söyleyebiliriz. Kanı da Han olarak Kukulkan şeklinde ifadeler var bazı kitaplarda. Bu Kukulkan adına yapılan bu piramit, Mısır piramitlerinden hiç alakası yok gördüğünüz gibi. Daha çok ziguratlara benziyor. 7 basamak, üstteki basamakla birlikte 2 en üstüyle birlikte 9 basamak oluyor. 361 tane de küçük merdiven var. Bu bir astronomik, aynı zamanda gözlem evi bu piramit. Sol tarafta karanlık bölgede bir yılan figürü görüyorsunuz. 21 Aralık günü ekinoksta güneşin doğuşuyla başlayan bir gösteri oluyor. Yukarıdan aşağıya doğru ışık vurmasıyla, bu ışığın hareketiyle yılanın aşağıya doğru kayarak indiği, yani piramidin tepesinden yeryüzüne indiği tasvir ediliyor Kukulkan'ın. Yine bunun arka tarafı, ya 6 ay sonra 23 Eylül'de bunun tam tersi, Kukulkan bu sefer aşağıdan yukarıya doğru 6 ay sonra tekrar yukarıdaki odasına, en üstteki tapınak kısmına tekrar geri dönüyor. Bu da orada bize anlatılan bir efsane Kukulkan'la ilgili. Evet. Burada inanç sistemlerinde bütün Kızılderililerin cehennem fikri olmadığı inancı evet. var. Cennet tasvirleri de tabii çok farklı. Her bir kabilenin ayrı cenneti olduğu ifade ediliyor. Burada Teotihuacan, tanrıların şehrindeki bir tapınağın içerisinde böyle duvarlara resmedilmiş tablolar var renkli. Demek ki Kukulkan Quetzalcoatl'un resminde de gördüğümüz gibi. Dünyadaki mücadeleyi de tasvir eden resimler var. Bu dünyadaki mücadelenin tasvirinde Puma'yla yılanın kavgası, iyilik ve kötülüğün, gecenin gündüzün, karanlığın aydınlığın kavgası yeryüzünde bu şekilde resmediliyor. Şimdi burada ben bir Altay şamanının resmini koydum. Bunu Altay Tuva'dan aldığım bir kıyafetleri çizimini ve dikişini gösteren bir kitaptan almıştım. Buradaki kıyafetlerin ne kadar Kızılderili kıyafetlerine benzediğini göstermek için bu resmi koydum ve tüyden şapkaları, yani kukuletaları, şamanın elindeki davulu, kollarındaki ve kıyafetlerindeki püsküller, saçaklar Alaska'dan Güney Amerika'ya kadar her yerde bu püskülleri ve o bu tüyleri görmek görüyoruz. mümkün. Evet, şimdi tüylerin şöyle, Kızılderililer diyor ki bizim uçan kuşlarla yakın akrabalığımız vardır. Evet. Yani bizi gökyüzüne, gök tanrıya ulaştıracak olan aracı yaratıklardır. Onun için biz onların ruhlarını taşıyoruz diye. Kuşların öyle tabii, Kuzey Amerika'da kartal, Güney Amerika'da akbaba gibi en büyük kuşlar da bunların temsilcisi olmuş oluyor. Şimdi Meksika'dayız, yine Orta Amerika'dayız. Burada Chiapas eyaletinde San Cristobal Kilisesi'nde bir rahip. Tabii Hristiyanlığı kabul ettikten sonra kiliseler yapılmaya başlıyor. Ama bu kiliselerin içerisinde Mayalarda, bu Azteklerde kendi inançlarına göre bir takım değişiklikler, bir din dömizmi burada görüyoruz. Şimdi 7 renkli mumlar, tamam, kiliselere mum dikilir. Ama bu 7 renkli mumlar ve 7 renkli sıvılar her biri için birer dilek ve dualarda bulunuyorlar. Beyaz kıyafetli, kırmızı
kuşak var belinde. Bu rahip, kilisenin hani papazı diyebiliriz ama papaz değil, rahip. Orada bir hastayı tedavi ediyor. Elinde siyah bir tavuk var. Bu evet. Tavuğu yatan hastanın karnına koymuş. O tavuğa negatif enerjinin geçmesi ve hastalıkları tavuğa aktardığı şeklinde bize anlatıldı. Peki tavuğu ne yapıyorlar dedim. Çünkü o hastalık tavuğa geçtiği için o artık mundar oldu. Onun kanı da değil, biz onu toprağa gömüyoruz, boğarak o hayvanı toprağa gömüyoruz diye söylediler. Çünkü bütün o hastalığın emareleri tavuğa geçmiş. Bu şekilde bir şifacılık halen kilisede sürdürülüyor günümüzde evet. De. İnançlar devam ediyor. Evet, burası çok enteresan. Evet, şimdi bu da yine Meksika'da. Yucatan Yarımadası'nda Valladolid diye bir kasaba var. Bu kasabayı Amerikalılar çok turlar düzenleyip geliyorlar görmeye. 5 kişi var burada. Tabii şu anda gösteri amaçlı yapılıyor bu bir açık hava gösterisi. Yukarıya 5 kişi direği tırmanarak çıkıyorlar. Orada birisi müzisyen ağız mızıkasına benzer, flüte benzer bir alet çalıyor ve vurmalı elinde yine aletler, küçük aletler var. Diğer 4 gösterici, şaman diyebiliriz, ayaklarından, tek ayaklarından ipe bağlanarak üstteki mekanizmanın dönmesi sayesinde ve bu iplerin açılmasıyla döne döne aşağıya iniyorlar. Burada tabii uçmaya varmak mı artık neyin veya anlatıldığı gökten, veya gökten gelindiğini olarak. Yani göğe bu yükseliş. Bu 25 dakika süren bir gösteri. Evet. Tabii video çekimim benim çok amatörce. Yok, gayet güzel, gayet güzel. Amacı gösteriyor. Yucatan Orta Amerika'dayız hala, değil mi efendim? O turistleri getiren araba en sonunda geldi. Evet. Şimdi tabii en son yeri indikten sonra solda, en solda yere inip gösterinin evet. Evet, göstericilere tabii ki bahşiş alıyorlar. Sunum ya, bahşiş topluyorlar. Evet. Evet. Burada şimdi Maya ve Türkçeyi bir karşılaştırdınız. Evet, Maya diliyle Türkçeyi obruklara, kuyulara çok bu bölgede rastlıyoruz. Bu yeraltı kuyularına, işte Aztekler döneminde çok kurban, canlı kurban edilen kadınların özellikle canlı canlı kalplerini çıkartıp cesetlerini attıkları kuyular, onları gösterdiler bize. Azteklerin böyle bir adetleri var. Bu cenote denilen kuyular aynı zamanda toplu mezar gibi. Onun için o kelimeyi başa almış, iş kelimesi yine iş olarak görünüyor, söyleniyor. Davula tunkul diyorlar. Kişi, kişi ya da kişe. Kişe şeklinde evet. De söyleniyor. Evet. Halen bu kelime kullanılıyor. Uymak, oymak. Evet. Batık, sel ve tufana batık deniyor. Evet, daha öz Türkçe bir kelime batık. Herhalde. Evet. Biz de kullansak daha doğru olacak evet. Gibi. Evet. Pek, köpek, na ev, bika, ağabeye, büyük, maşıtlı, gömlek. Tabii benzemeyen kelimeler de çok. Koça. Bu koça kelimesinin üzerinde durmak istiyorum. İnkalarda da bu kelime var. Tanrılarına mesela Virak Koça, Erak Koça şeklinde bunu telaffuz ediyor bazı hocalarımız. Virak Koça, Kontiki Virak Koça diye geçiyor. Koca, gerçekten koca, yani aksakal dediğimiz bizim büyüklerimize evet. Konu söylenen bir sözcük. Pahak yaprak, va ekmek, sok yol, bunu sokak olarak da biz kullanıyoruz yolu. Sok kelimesi sokak olmuş olabilir, emin evet. Değilim, bilmiyorum o kadar. Kukum kelimesi, demin de söyledim, tüye ve başa takılan tüylere kukum diyorlar. Ve olli, lastik top, bu ağır lastik toplarla
bir oyunları var Mayaların, şeyler arasında, kabileler arasında yarış, böyle yuvarlak bir taşın ortasından bu lastik topları geçirmek suretiyle takım yarışı düzenliyorlar. Hatta şefler, krallar birbirleriyle hangi takım bunu kazanırsa diğerine istediğini yaptırıyor. Böyle bir iddia konusu da bu. Lastik top Olli önemli bir figür Mayalarda. Evet. Şimdi Güney Amerika'ya geçeceğim. Burada İnkaların buraya gelişi 1200'lü yıllar. Yine İnka diye bir kavim, bir halk yok. İnka yöneticiye İnka deniyor. Bunlar Keçua ve Aymara kabileleri. Bunlar da Atabaşkan grubundan, dil grubundan güneye inen ve Mayaların bir kolu olarak da bazı bilim insanları bunu ortaya koyuyor. Yine kuzeyden geldikleri bu bölgeye, dağlık bölgeye. İnkaların şu anda Peru devletinin içerisinde kalıyor kuruluş alanları. Keçua ve Aymara kabilelerinin dilleri üzerinde bayağı bir farklı yorumlar var. Dumeznil Alman dilcisi Keçua dilinin Çuvaşça ile birebir örtüştüğünü iddia ediyor. Ben dilci olmadığım için bunların kelimelerini konuşurken yakalayamadım. Evet. Ama çorbaya çupa dediler, beye bek dediler. Yani bazı kulağıma gelen kelimeler oldu ama bu konu çok araştırılması gereken bir konu. Özellikle İnka dili üzerinde çalışmak gerekiyor. Türkçe... Müjgan Hanım, müsaade ederseniz burada bir şey söyleyeyim. Şimdi bakınız, tabii, dediğiniz bu kadar önemli konularda ilk araştırmaları yapanlar günümüzde bile gene Almanlar. Bugün Türkiye'de eğer 200 üniversitemizin olmasıyla övünüyorsak artık bu üniversitelerimizin bizim kendi Türk tarihimizin, coğrafyamızın, dilimizin araştırmasında da önce olması gerekir. İnşallah önümüzdeki yıllarda, yani şu ana kadar anlattıklarınız daha konunun yarısı bile değil ama belki yüzlerce doktora konusu var burada. Bunların araştırılması için Türk gençlerine büyük görev düştüğünü inanıyorum. Buyurun efendim. Özellikle Türk dilinin lehçelerine hakim kişiler giderlerse ancak bunu çözecekler. Hani ben nasıl müziği, dansları, desenleri, kıyafetlerinden, tüylerinden bir şeyler yakalamış, şuramı, kalbimi sızlatmışsam, yine herkes kendi konusunda bu araştırmaları çok daha doğru neticeler alacağımızı umut ediyorum. Evet. Şimdi bu haritada yine Haluk Cemil Tanju'nun Tunçderililer kitabından, onun araştırmalarında Onalara kadar iniyor. Şimdi bu Ona ya da Onas dediğimiz Selknam diye alakuşlar kabilesinin üzerinde önce durmak istiyorum, İnkalardan önce. Evet. Şimdi gemiyle Şili'den Antarktika'ya geçtik. Burada Magellan Boğazı'ndan geçerken güneyde Punta Arenas diye, artık dünyanın sonu en güney diye bir bölge var. Karşısı Antarktika. Yani buradan sonra artık insan yaşamıyor anlamında. Fin del Mundo diye bir bölge var. Bu Fin del Mundo'ya vardığımızda 200 kişilik Ushuaia bölgesinde, Arjantin'e bağlı burası. Çünkü Şili ile Arjantin bu bölgede yarılaşmışlar en uç kısmında. Doğu kısmı Arjantin'in, batı kısmı Şili'nin. Bu en uç Magellan Boğazı'ndan sonraki küçük üçgen ada, öyle söyleyeyim. Ben buraya gittiğim zaman bu alakuşlar yazısını gördüğümde dedim ki buranın sahibi herhalde bir Türk. Bu ismi verdiğine göre içeriye gireyim de bir tanışayım. Niye alakuş koydu buranın ismini? Ama içeriye girip de sorduğumuzda burası Arjantin hükümetine ait resmi bir müze olduğunu görünce çok şaşırdım. Ve alakuş ne demek dedim. Orada sol taraftaki turna resminde gördüğümüz, işte dedi, dışarıda göl var. O gölde dedi yüzen kuşlar bunlar, alakuş. Tabii oradaki görevli bayanın bunun Türkçe olduğunu bilmesine imkan yok. Ben müzenin içerisine girdim tabii ki büyük bir merak ve hevesle. Müzede karşılaştığım
Resimler beni hem üzdü hem çok mutlu etti. Şimdi burada Onas kabilesinin 1900 resimler 1980 1880 ile 1911 yılları arasında. Buraya Arjantin'e gelen İspanyollar tarafından çekilmiş resimler bunlar. Ve siyah beyaz resimler tabii. Bunların 1950'de 50 kişi kaldıklarını söyledi görevli açıklamaları yaparken. Peki dedim günümüzde hiç bu yerlilerden benim tanışıp da konuşabileceğim kimse var mı? 90 yaşında bir kadın var, Kano'da yaşıyor ama onun da hani şu anda aklı yerinde değil, konuşamazsınız anlamında söyledi. Çok çok üzüldüm soylarının tükenmiş olmalarına. Bu Onaslara Yamanas ya da Selknam ismiyle burada avcıları pardon bir üstte de çıkalım. Yine o deminki bey erkekin resmi çünkü soğuk bölge yazın bile artı 10 derece karşısı Antarktika yazı böyle olunca kışının ne kadar soğuk bir bölge olduğu anlaşılıyor. Avcılar işte soğuk bölgede Kürtle ilgili. bu resim de müzeden tabii ne avladıklarını ne yaptıklarını bilemiyoruz. Sadece isimleri ve yılı yazıyor resimlerin altında. Evet. Burada çıplak vücutlarının üzerine dövme boyalarla ve tüy yapıştırdıklarını görüyoruz. Bunların uçmaya hazırlanan şamanlar olduğu açıkça meydanda liderleri kıyafetli ve başında şapkasıyla görülüyor. Bir ayine hazırlandıkları Kuş tüyü intibağı değil mi veriyor. efendim bunlar? Kuş tüyü, evet. Evet. İşte sanıyorum o turnaların ya da ördeklerin tüyleri olabilir. Çünkü orada ancak ben ördek ve turna gördüm. Başka bir Evet. kuş görmedim. Onas Şimdi şamanları. Arjantin bölgesinde yine bir şaman hastasını tedavi ediyor. Arjantin ve Brezilya'da Afrika'dan gelen göçlerle de karışmış bir kültür var. Yani göçler sadece batıdan yani doğudan Amerika'nın batısına Alaska yoluyla güneye inenler olduğu gibi zaman zaman bu göçler devam etmiş. Avrupa'dan Kristof Kolomb'un yolunu izlemek suretiyle ve Afrika'dan da buraya gelenler olduğunu ve buradan da Afrika'ya gidenler olduğu anlaşılıyor. Hatta Şili'de, şimdi Şili'ye geleceğim. Şili'de bu da yine Şili'den Araconya bölgesinde bir kadın şaman totemiyle birlikte görülüyor. Orman bölgesi burası. Daha alçak alanlar Resimler ve siyah iç beyaz. bölge. Nasıl? Resimler siyah beyaz. Siyah beyaz. Evet, Evet. bunlar hep müzedeki resimler. Buradaki üzüntüm bir de müzelerde nerede bunlar dediğim zaman müzelerin üzerindeki they disappeared. Yok oldular. Tükendiler anlamında yazıyor. O beni çok üzdü. Evet. Bunlarla maalesef tanışma imkanımız olmadı. Ancak böyle resimlerinden görüyoruz. Ama bunlar yaşıyor. Bu Mapuche'ler çok şekerler. Şili'de bu kabileyle İnkalar da tarihlerinde kendilerini anlatırken Mapuche'lerden bahsediyorlar. Bu bölgeye sefer düzenlemiyor İnkalar. Bunlarla barış içinde yaşıyorlar. O çok dikkatimi çekti. Hiç savaş yapmamışlar ve Şili'nin o bölgesine İnkalar dokunmamış. Bu Evet. Mapuche'lerin yaşadığı bölgeye. Evet. Şimdi Keçualara gelelim. Keçuaların çok dikkatimi çeken şeyi şapkaları. Onun için burada şapkaları koydum. Her bölgede çok farklı şapkalar ve hem kadınların hem erkeklerin hem çocukların başında çeşit çeşit rengarenk böyle şapkalar var. Bu kabileyi de belirtiyormuş, sosyal statüyü de belirtiyormuş. Şimdi bu İspanyol tarzı şapkalara gelince buraya demiryolu işçileri geldiği zaman İspanyol
askerlerinin ve işçilerinin başındaki şapkalar moda diye bunlara satılmış. Onun için kadınların çoğu İspanyol şapkalarını son moda diye o zamandan beri takmaya başlamışlar. Ama asıl kendi yerli şapkaları böyle değil. İşte bu İspanyol kültürüyle yerli kültürünün tam bir karışması. Ama kıyafetlerdeki desenlere bakacak olursanız sağ tarafta bayanın sırtındaki şal. Ben bu desenin aynısını bizde Toroslar'da, Doğu Anadolu'da, Ege'de, hatta İran'da, Zagros Dağları'nda, Elburz Dağları'nda gözümle gördüm. Evet. Aynı motifler ve aynı kumaş, dokuma tarzı ve aynı desenler. Evet. Benzerlik mi, ortak akıl mı? Artık onu bilemeyeceğim. Onların da ayrıca incelenmesi gerekiyor. Bu desenler buraya nasıl geldi, ne zaman geldi? Evet. Ve neden hala kullanıyorlar ve kullanmaya devam ediyorlar? Şimdi Titicaca Gölü burada çok önemli. Peru ile Bolivya arasındaki bu göl, bir tarafta Bolivya, bir tarafta Peru. Bir tarafta Aymaralar, bir tarafta Keçualar. Şimdi bir Aymara kabilesi, Uro halkı bu Titicaca Gölü üzerinde 1500 kişi kadar kalan bir halk. Ve halen Titicaca Gölü'nde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu yeşil etekli, kırmızı yelekli kadın kabile reisi. Burada kabile reisi kadın. Kocası da yanında. O da avlanarak, ördek avlayarak, balık avlayarak geçimlerini sürdürdüklerini. Ama yine kayaklarıyla, yani kayıklarıyla ve günümüzde motorlu olan tabii ki daha modern salları da var. Onlarla Peru'ya, Puno'ya ve Bolivya tarafına geçerek ihtiyaçlarını temin ediyorlar. Çocuklarını okullara gönderiyorlar. Sadece bu adalarda kreş var küçük çocuklar için. Okulları, sağlık ocakları ve diğer sosyal hizmetleri yakın olan Peru'ya, diğer taraf Bolivya'ya geçmek suretiyle öyle bir göçebe hayat yaşıyorlar. Evlerinin içerisi son derece modern. Plazma TV'leri ve akıllı telefona sahipler. Yani öyle geri yaşayan falan bir kabile zannedilmesin. Ama enerjiyi güneş enerjisi olarak alıyorlar. Evet, kendi geleneklerini, evet, geleneklerini sürdürüyorlar. Şimdi burada nasıl? Enerji. Enerji, güneş enerjisi görülüyor resimde. Kullanılıyor. Evet. Bazı yerlerde jeneratör de gördüm. Evet. Jeneratör de var. Kayıklarıyla taşıyorlar. Evet. Müjgan Hanım, bu bastıkları yer toprak mı? Bastıkları yer totora denilen bir sazdan yaptıkları ve üzerine de okaliptus dallarıyla ördükleri 30 sene kullanabildikleri yüzer adalar. Bu yüzer adalar totora dipteki kamışlar, sazlar koptuktan sonra yukarıya çıkıyor. Çamur ve kökleriyle birlikte. Bunları alıp gayet bizim şeyleri, briketleri, kerpiçleri birleştirdiğimiz gibi bu çamurları kurutup birleştirip bu yüzer adaları oluşturuyorlar. Üstüne de okaliptus dallarından, yapraklarından bir zemin yapıyorlar. Hatta tarım yaptıkları, domates yetiştirdiklerini de gördüm. Ekim bile yapabiliyorlar bu totoradan oluşturdukları adalar. Bu sazlara totora deniyor, adalara da totora deniyor bu yüzden. Evet. Bu yüzer adaların, şimdi bu Puno'da, Peru tarafında gördüğünüz gibi kadın sanıyorum ne yapılması gerektiğini söylüyor. Bir şeye bakıyorlar orada, birisi bir şey anlatıyor. Örgü, el örgüsü. Yünler, tabii lama yünü kullanılıyor. Burada Güney Amerika'nın hayvanı lama ve diğer vicuña gibi koyuna benzer yine devegillerden birkaç hayvan, boy hayvanlar var. Onların yünleri çok sağlıklı, çok da güzel ısıtıyor. Örgü örüyorlar erkekler. Erkekler örgü örüyor. Kadınlar olan yüzen evleri ve yüzen adaları ve evleri görüyoruz. Buyurun. Evet, erkekler örgü örüyor. Kadın da onlara iş tarif ediyor zannediyorum. Dediğiniz gibi. Çocuklara evet, bakıyor, yemek yapıyor. Buyurun. Evet, burada bir Uro çocuk. O Totora'nın
Kökleri kamış gibi, şeker kamışına da biraz benziyor. Tatlı o Totora'nın kök kısmını yiyor çocuk. Onu çekmiştim. Bu gölün büyüklüğü ne kadar efendim? Bu... Gölün büyüklüğü kıyı itibariyle kıyıdan kıyıya bizim Van Gölümüzün 2,5 katı. Evet. Ama havzalarıyla birlikte Antların da güneyine kadar birbirlerine su akatarak çok geniş bir havzada 8 Van Gölü büyüklüğünde bir Oldukça havzaya sahip büyük bir burası. göl. Evet. Oldukça büyük, yani kıyı alanı faal olarak üzerinde deniz taşımacılığı yapılabilen en yüksek ve en büyük göl olarak geçiyor Bu coğrafyada. İspanyollardan kaçmak için bu adalara yerli halkın Evet, sığındığı zamanında daha rahat söyle. yaşayabilmek için buraya Evet. geçtikleri, çünkü inanç sistemlerini ve geleneklerini, göreneklerini muhafaza etmek istiyorlar. Bütün Kızılderili halkları zaten geleneklerinin devamında mücadele ondan başlamış. İspanyolların bunları zorla Hristiyanlaştırmak istemeleri ve hatta bazı kaynaklarda bunu söyleyeceğim. Katolik rahiplerin, Güney Amerika için geçerli bu. Katolik İspanyol rahiplerin kayıp 13. kabile diye bunları diri diri yakıp öldürdükleri de kaynaklarda geçiyor. Fakat İspanyollar tabii kendi el yazması kitaplarında bunu yazmıyorlar. Evet. Ama Bunların inancı gerek gök tanrı inancı değil mi efendim? işte Viracocha. Yani Viracocha, gök tanrı demiyorlar. tabii Keçualarında inanç yok. Düşünce sistemlerinde, sistemi evet. bakımından Her yani şeyi yaratan, bir şimdi varlık var. literatürde şöyle geçiyor, Panant tanrısı diyorlar. Panenteizm, bildiğiniz gibi, tanrı her yerde Evet. ama aynı zamanda gökyüzünde bir kürsüye sahip, oradan yönetiyor. Viracocha'yı bu şekilde bir Panant tanrısı olarak ifade ediyor kaynaklar. Evet. Şimdi burada da gene şaman Fakat var değil mi? güneş, şimdi İnkalara güneşin çocukları denmesinin biraz İnkalara geçmek istiyorum zaman bu şamanı da anlatayım. Burada kıyafetini gördüğümüz şaman Güneş Adası. Şimdi Güneş ve Ay hem Aymaralar hem Keçualar için çok kutsal. İnkalar kendilerini Güneş'in çocuğu, Intip Churin diyorlar. Ve İnka sözcüğü de bu Intip Churin, Güneş'in oğlu dan geliyor. Geliyor. İnkalar kendilerini bu şekilde ifade ediyorlar. İnkalardaki dini şef aynı zamanda yönetici İnka'nın ya kardeşi ya amcası ya çocuğu şeyi oğlu, yani kendi kanından birisini Evet. dini lider olarak aynı zamanda ve bir piramidal sistemle devleti yönettikleri gibi dini yönetimi de yine Evet. tepeden, piramidin tepesinden aşağıya doğru diğer kabilelerle bütünleştirerek bir koordinasyon sağlamışlar. Şimdi bunu İnkalar kitabında çok derin olarak, bu devlet sistemi çok ilginç İnkaların. Çünkü Amerika kıtasının en büyük imparatorluğu. Evet. Bu İnkalar Ve kitabınızı hazırlıyorsunuz. Bekliyoruz onun da çıkmasını. hazırlıyorum. İnşallah 2021'in başında Evet. yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü Bekliyoruz. İnkalar hiç bizde de bilinmiyor, Avrupa'da da bilinmiyor. İspanyolların yazdıklarıyla, onların işte kendi tabii ki buradaki sömürgeleşme faaliyetlerini haklı gösterebilmek için el Evet. yazması kitaplarını İnkaların anlattıkları gibi değil, kendi istedikleri gibi yazmışlar. Çünkü İnkaların yazılı bir tarihi yok. Yazıyı yasaklamış İnkalar buraya yönetimi gelince. Sebebini bilmiyoruz. Çünkü Mayaların bir alfabesi var. Yani hiyeroglife benzeyen bir Maya alfabesi var. Bu alfabeye benzeyen İnkaların yaşadığı alt coğrafyasındaki diğer halklar, yani 15 bin yıldan bu yana gelen 7 ufuk dönemi boyunca Antlara hükmeden bir sürü devletler var. Bu pre-İnka dönemini de zaten anlattım kitabımda. Evet. Mesela İnkalar 1200'de buraya geldikleri zaman burada devletler var. Mesela Çimu İmparatorluğu var, Su İmparatorluğu. Yine bu Aymaraların yaşadığı, Uraların yaşadığı Titicaca Gölü'nün doğusunda Tiwanaku ve Huari diye kültürler var. Bu Tiwanaku ve Huari kültürleri piramidal yapıya da önem vermişler. Yine basamaklı, üç katlı, 7 katlı basamakları var. Basamaklı piramitleri var, aynı Mayalar gibi. Ama İnkalar daha çok
kaleler yapmışlar. Ve ben bunu bazı kaynaklarda da okudum. Urartulara benzetiyorlar. Ya çünkü su kanallarını şeydeki bizim Şamran kanalları var Van'da. Van Gölü'nü de ben epey bir dolaşmıştım. Bu Urartuların duvar örme stiliyle yine suyu akıtma sistemleri bizim Doğu Anadolu geleneğine çok uygun. Tabii bunların araştırılması lazım. Evet. Yani Uro kelimesi de Ur kelimesi nereden geldi? Kim bunlar? Kökenleri nedir? Ama ben bunların Orta Asya'dan değil, daha ziyade Orta Doğu'dan Sümerler, Fenikeliler, Mısırlılar, Asurlular döneminde gemilerle geçtiklerini düşünüyorum. Çünkü Titikaka Gölü'nde gemi inşa atölyeleri var. Gemi yapmayı biliyorlar. Nereden biliyorlar? Antların tepesinde gemi niye kullanılır? Titikaka Gölü'nde niye gemi kullanılır? Bunlar Titikaka hepsi araştırılması Gölü'nün gereken konular. denizden 2800 metre yükseklikte olduğunu da Evet, söyleyelim. denizden 2800 metre yükseklikte Titikaka Gölü. Evet. Doğru. Ve basınç, hava basıncı da. Şimdi ben bunu Peru'da tarihçilere ve rehberlerimize sordum. Bizim kökenimiz baskılara dayanıyor dediler. Kendi ifadeleri, kendi Evet. tarihçilerin. Şimdi baskıların yaşadığı coğrafyaya baktığımız zaman baskılar kim? Pirenelere nereden geldiler? Ve İspanya'dan Meksika Körfezi'ne ve oradan güneye indiklerini İnkaların söylüyor. Kendileri ifadesi, Peruluların ifadesi bu. Ama baskıların da Alpler ve Kafkasya dolayısıyla yani dağları yaşam alanı olarak seçmeleri, dağ kültürünün olduğunu ve taşın işlemesinin bu kadar mükemmel, dünyanın en birinci taş ustaları, taş işlemecileri İnkalar. Bunu kesin bütün araştırmacılar bunu söylüyor. Bir de dokumada ustalar, çok farklı tip dokumalar üretiyorlar. Yünü ipek gibi işliyorlar. İspanyollar gelip de bunların kıyafetlerini gördüğünde ipek zannediyorlar. Fakat lama tüyünü ipek gibi pırıl pırıl incecik böyle ipekli kumaş gibi işlemeleri çok büyük bir sanat ustası olduklarını da gösteriyor bunların. Evet. Yani İnkalar çok ilginç, çok uzun bir konu. Sadece şöyle bir genel tanıtım yapmak istedim. Bakın kurdukları imparatorluğun ismi, devletin ismi Tahu Antinsiyu. Dünyaya Anta diyorlar. Şimdi Ant dağlarının ismi bu Anta kelimesinden gelmiş olabilir. Tahu Antinsiyu'yu Türkçe'ye çevirdi rehberlerimiz. Ne demek dedim? Dünyanın dört bucağı, dünyanın dört köşesi anlamında kullanıyorlarmış Tahu Antinsiyu. Doğu, batı, kuzey, güney. Ve burada sağda 1572'de öldürülen son İnka kralı diyeyim. İnka İmparatoru 1538'de İspanyollar buraya gelip Atahualpa isimlerini de özellikle zikrediyorum. Atahualpa ve Huáscar adındaki iki kardeşin taht kavgası, saltanat kavgası İspanyolların işine geliyor. Önce bir tarafı tutup diğerini öldürtüyorlar. Ondan sonra kardeşini öldüren Atahualpa'yı da esir alıp kendileri boynunu kesip zincirleyip ateşe atıp yakıyorlar. Onun torunu bu son İnka Tupac Amaru ismi. Bunu da 1538'den 1578 yılına kadar 32'den 72 yılına kadar 40 yıl gerilla savaşıyla İnkalar İspanyollara karşı duruyor. Ve küçüle küçüle kuzey bölgesine kaça kaça en sonunda dağlık mağaralarda ve Amazon havzasının o balta girmemiş ormanlarında kendilerini gizliyorlar, yok ediyorlar veya nereye kaçtıklarını, nereye gittiklerini bilmiyoruz. Bunları yazıyorum. Bu Tupac Amaru'nun hikayesi de çok hazin. Halk kesilen kafayı, İspanyolların kestikleri kafasını tekrar kaçırıp
sadece bedeni İspanyollara veriyorlar ve bu kestikleri kafayı toprağa gömerek, öyle bir şeyleri var, inançları var. İnkaların kafası toprakta tekrar filizlenip İnka İmparatorluğu tekrar dünyaya hakim olacak. 500 senelik bir süre sonra İnkalar yine dünyaya hakim olacak diye böyle mitleri var. Bir kuruluş mitleri var, bir yok oluş mitleri var. Mitleri çok ilginç. Kuruluşuyla ilgili bir iki mitten de bahsedeyim. Manco Capac ve karısı Koya buraya geldiklerinde, tabii Cusco'ya, Cusco bakın tam merkez ortada. Cusco'ya geldiklerinde üzerinde bir altın elbise var. Baştan aşağı ya da bir altın plaka. Dağın tepesine çıkıyor, ellerini kaldırıyor, güneşin doğuşuyla birlikte ben güneşin oğluyum diyor. Size kral olarak geldim, sizi ben yöneteceğim diyor. Ve Cusco halkı, yani oranın yerli halkı, kabileler, kimisi boyun eğiyor ki kimisi eğmiyor. Oradaki yöneticilerle işbirliği yapıp, yanlarında mısır var. Mısırla birlikte mısır ekmeği, çünkü sadece patates yiyor. O Peru patatesin ana vatanı bu arada. Patates ve kök yiyen halka mısır ekmeği ve mısırdan yiyecekler üretmeyi öğretiyor İnkalar. Böyle de bir Manco Capac ve kardeşi. Dört kardeş bunlar. Dört kız kardeş, dört erkek kardeş. Bazı yazılarda da bunların karı koca evli oldukları söyleniyor. Babalarının büyük bir ihtimal bir rahip olduğu ve mağaradan, Capactacon ismindeki bir mağaradan çıkış, bizim Ergenekon destanını hatırlatan bir çıkışları var. Bu da çok uzun bir hikaye. Mağaradan çıkışları ve yayılışları ve bu devleti, devletin kurucusu Manco Capac ve Capactacon destanı. Bu da bunları ayrıca edebiyatçılarımızın incelemesi gereken bir konu. Mitolojilerden çok bazen gerçekler ortaya çıkabiliyor. Şimdi biraz mimari yapılarında kullandıkları malzemeden bahsedeceğim. Dağlarda biraz sonra Machu Picchu'da göstereceğim, taş kullanıyorlar. Ama kırsal alanda toprağın ve yerel taşların bulunduğu bölgelerde kerpiç, bildiğimiz kerpiç, tuğla gibi bunları kurutup güneşte kullanıyorlar. Bu Raçi denen bir ören yeri var. Bu Raçi'de Güneş Tapınağı ve Haç Merkezi inşa ediyor. 1470'li yıllarda Paçakutek, bunların en büyük hükümdarı, bizim Kanuni Sultan Süleyman gibi bunların en geniş ve en ünlü ve de kanun yapıcısı aynı zamanda bir inkaları var. Bu Paçakutek döneminde bu şehir yeniden inşa ediliyor. Machu Picchu şehrini de yine inşa eden Paçakutek ve oğlu. Burada bir inanç sisteminden bahsetmek istiyorum. Şimdi burada 9 kahverengi bir şekil var. Orada dünyanın ve yeraltının 9 kat, bazı yerlerde 7 kat olarak görüyoruz. Fakat ana temada 3 dünya var. Şimdi Ant Haçı dediğimiz bu çakana, ortada Cusco, göbek, merkez. Cusco'nun anlamı göbek demek zaten. Ortada merkezde göbek olmak üzere kuzey, güney, doğu, batı. 4 eyalete ayrılıyor Tahuantinsuyu ülkesi. Kuzey, güney, doğu, batı yönetimi merkezden Cusco'dan yönetildiği gibi yeraltı, yerüstü ve orta dünyayı da temsil ediyor aynı zamanda. Orta dünya Puma'yla, yani mücadeleyle beraber güneşin çocukları bu mücadelenin ön safında ve yönetici konumundalar diye kendilerini buraya alıyorlar. Akbaba burada yaratıcıyla, Viracocha'yla insanlar arasında haberleşmeyi sağlayan ve uçmayı temsil eden, Tanrı katına ulaşmayı temsil eden bir varlık burada Akbaba. O da bir kutsal yaratık. Yılan ise yeraltı dünyasını ve ölümsüzlüğü temsil ediyor. İnkalarda diğer Kızılderili kabileleri gibi döngüsel bir yaşam felsefeleri var. Yani hiçbir şeyin
başı ve sonu yoktur, doğrusal değildir. Her şey bir halka içerisinde olur. Güneş geceyi güneş doğar batar, gündüz geceyi takip eder, karanlık aydınlığı takip eder. Ölümden sonra yeniden doğuş diğer dünyaya varışı simgeler ve yeraltı dünyasından tekrar yer üstüne çıkmayı, tekrar yeniden doğuşu simgeleyen yılan aynı zamanda solar enerjinin de, güneş enerjisinin de ifadesi. Güneşten enerjisini alan yılanın İnkalarda da Mayalarda olduğu gibi çok kutsal bir hayvan olduğunu görüyoruz. Yaşam felsefeleri bu ant taçı üzerine kurulu ve sanki böyle devletin damgası gibi her bir binanın üzerinde, her bir duvarın üzerinde, özellikle yüksek sınıfın, yönetici sınıfın ve dini sınıfın olduğu binaların üzerinde hepsinde bu ant taçını görmek mümkün. Evet. Burada İnka yani kralın ve kraliçenin kıyafetleri oldukça detaylı bir şekilde inceleniyor. Bunu da Lima'daki müzeden aldım bu resmi. Kıyafetin üzerinde hem erkek İnka'nın belinde ve bayan kraliçenin koyanın eteklerinde bir takım semboller var. Bunların yazı olduğunu ifade eden bilim insanları da var. Sembol olduklarını da düşünebiliriz ve bir cümleyi, bir şeyi ifade ettiği de söyleniyor. Çünkü bazı figürler tekrarlanmış burada. Hani bir kelimenin yerine geçmiş olabilir. Bir de buraya koymadım ama kipu denilen bir ipler var bunların kullandıkları. Düğümlü ipler. Bu düğümlü iplerle hem hesap yapıyorlar hem devletin arşivinde kabilelerin sayıları, ürettikleri malzemeler bu kipularla kayıtlara geçiyor. Devletin bir kipulardan arşivi var. Bu kipuları bir de yine Sümerler'de rastladım ben. Bu düğümlü iplerle sayıları ve kelimeleri ifade etme. Bir de her rengin, 21 renk kullanıyorlar. Her rengin bir anlamı var. Her düğümün sola, sağa, yukarıya, aşağıya yine düğümleme şeklinin de anlamları var. Ama bunlar henüz çözülmüş değil. Bunlar üzerinde de çok çalışmak gerekiyor. Evet. Şimdi İnka dilinden birkaç yine kelime burada vermek istiyorum. Paça, Ka, Paşa olarak da söyleniyor. Bir de toprak ana ya da Paçamama diyorlar. Toprak ana güneşten sonra diğer kutsal simgeleri bunların. Bunları da tanrılaştırmışlar. Viracocha yaratıcıdan sonra sırada Panteon'da güneş, ay, yıldızlar ve özellikle Süreyya takım yıldızı ve Venüs gezegeni çok kutsal. Bu coğrafyadan da görülüyor gökyüzünden bunlar. Astronomide İnkaların da çok ilerledikleri, özellikle astroloji yıldızlarla kendilerini bağdaştırdıkları ve geleceği bu yıldızlardan okuyarak tahminlerde bulunduklarını da biliyoruz. Evet. Yine bu kelimeler içerisinde kara sözcüğünü ben kulağımla duydum. Kara lama diyorlar mesela, siyah renkli lamaya kara lama diyorlar. Tarım, ziraate tarım aynen bizim kullandığımız gibi. Höçüğü küçüğü, şarkı yağı diyorlar. Uma su, kutsal erkek Hakan sözcüğü bu anlama geliyor. Yine tepek, bunlarda da tepe anlamında. Vava, bebek. Anta, demin de söyledim, dünya. Bet, ev. Çupa, çorba. Bunu da yani İspanyolca konuşmalarına rağmen çorbaya çupa diyorlar. Önümüze geldiği zaman da çupa olarak söylediler. Bek, beyefendi. Çira, şira. Bunu Mısır'dan yapıyorlar bu şırayı. Çişa da deniyor, çira da deniyor. Mısır'ı mayalandırarak özellikle kırmızı renkli mısırlar var orada. Siyaha benzeyen morum morumturak. Onu mayalandırmak suretiyle üzüm suyu, şarapla bira arasında tadı olan bir içkileri var. Hafif alkollü. Vu yumurta, aka içki. Ayıllı köy ve kabilelere Ayullu deniyor. Tatarca'da da köye avul denir.
Tatarca bildiğim için onu söyleyebilirim. Hatuna ulu diyorlar, şan yılana şan diyorlar. Toprak tencerelere, çömleklere de potoya diyorlar. Bu da yine Haluk Cemil Tanju'nun kitabından aldığım kelimeler. Şimdi burada Machu Picchu'yu göstermek istiyorum. Machu Picchu Cusco'nun planına benzer puma şeklinde inşa edilmiş, yukarı ve aşağı bölgesi olan kralın yani İnka'nın yazlık sarayı olduğu da söyleniyor. Fakat daha ziyade saklanmak amacıyla herhangi bir istila sırasında kendilerini saklayabilmek için dağlarla çevrili bu bölgede bu Machu Picchu yüksek zirve demekmiş kelime anlamı. Bunu 1800'lü yıllarda Amerikalı Hiram Bingham burayı buluyor, Amerikalı. Ve buraya büyük bir heyetle geliyor. Hem antropologlar, hem sosyologlar, hem arkeologlarla birlikte burayı keşfediyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Benim burada en çok dikkatimi çeken, burayı bir gün boyunca dolaştık, su sistemleri. Burada temiz su ve kirli su giderlerini öyle güzel birbirlerinden ayırmışlar ki. Ve kirli suyun, kullandıkları suyun, yani tuvalet ve banyodan sonra kullandıkları suyun karışmaması için fay kaynakları gibi böyle kuyularla yerin altına gömdükleri ve orada kuyular açtıklarını görüyoruz. Temiz suyu dağlardan eriyen karlardan getiriyorlar. Ve granitten ve andezitten, volkanik kayalardan yaptıkları su yollarıyla buraya taşınıyor. Su sistemlerine hayran oldum. Yani buradaki bu Machu Picchu'daki mimari yapının çok çok iyi incelenmesi lazım. Bence o zaman çok büyük gerçekler ortaya çıkacak. Belki bulanlar bazen gerçekleri ortaya gün yüzüne çıkarmıyorlar. Şimdi sunumumu şöyle bitirmek istiyorum. Önce bana bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim Line TV'ye de. Size de Turgay Bey çok sağ olun. Böyle kısa süre içerisinde çok hızlı bir şekilde bütün Amerikaları tanıtmaya çalıştım. Şimdi benim burada sorum kitapta olduğu gibi kim bu Kızılderililer diyorum ya. Lima'daki müzede en son Lima'dan uçağa binmeden evvel gezdiğim Lima'daki müzede bu kocaman göz boncuğu acaba dedim bize ne söylemek istiyor? Sonra Lima'da denize girilen sahilde turistlere bu elma şekerlerini satan çocukları gördüm. Çok şekerdiler. Kendileri sizler dedim o şekerlerden daha tatlısınız. Acaba sizler bize ne söylemek istiyorsunuz? Bizim ne yapmamızı istiyorsunuz? Sizler kimsiniz? Nereden geldiniz? Nereye gidiyorsunuz? Bu soruların cevaplarını arıyorum. Aramaya da ömrüm olduğu sürece devam edeceğim. Araştırmalarıma devam edeceğim. Tekrar çok teşekkür ediyorum bu imkanı sunduğunuz için bana. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müjgan Hanım, biz size teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir Türk kadınına yakışan sorumlulukla 2008-2018 arasında 10 yılda Evet. defalarca Amerika kıtasına gidip Kuzey, Orta ve Güney Amerika'yı gezip gözlemlerde bulunup tabii ki bir coğrafyacı olarak ve daha çok folklor, müzik konularında ilgilenen bir insan olarak onlara daha ağırlık vererek bize oldukça hacimli bilgiler verdiniz. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Türkiye'mizde bugün artık 200'ler civarında olduğu söylenilen üniversitelerimizin antropoloji, tarih, dil konularında çalışan genç akademisyenlerimizin bu konularla ilgilenmeleri gerekiyor. Çünkü Türk kültürünün bizim Atatürk'ün devrinde başlatılan ciddi araştırmalarına 38'den sonra büyük bir ara verildiği bir gerçek. Ama şu da bir gerçek ki tarihin en başlangıcından itibaren Türk kültürü olarak dünyanın her tarafında izlerimiz var. Siz de bunu en uzak kıta olan Amerika'daki izlerini işte bu yayınlamış olduğunuz Kim Bu Kızılderililer kitabınızda ve 2021'de çıkacak olan ikinci İnşallah. İnşallah. İnkalar kitabında bu çalışmalarınızla yol gösterici oluyorsunuz. Ben sevgili izleyicilere bir
bu konuda katkıda bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz bilim ve teknolojinin gelişmesiyle şu ana kadar birçok şüpheli, su götürür konular daha bilimsel gerçeklerle açıklığa kavuşuyor. Bunlardan bir tanesi DNA konusunda genetik çalışmalar. Şimdi 2008 yılında Altay, Orta Asya'da, Türkistan'da, Altay Cumhuriyeti'nde Ayı Taşı mağarasında çok önemli bir keşif yapıldı. Neydi bu? Bir küçük serçe parmağı, bir kız çocuğuna ait olan ve iki azı dişindeki genetik yapının Homo sapiens olarak bildiğimiz modern insan genetiğinden farklı olduğu bulundu, açıklandı. Ama ne yazık ki bulunduğu coğrafya Altay Cumhuriyeti toprakları olmasına ve Ayı Taşı, yani Ayı Taşı Mağarası gibi Türkçe isimli bir mağarada bulunmuş olmasına rağmen buna o mağarada son 20-30 sene yaşamış olan bir Hristiyan keşişin, Denisova isimdeki bir kişinin ismi verildi ve bu tür genetik yapısındaki olan insan türüne de Denisova insanı dendi. Tabii ki bu bir Türk olarak bizim ilk itiraz edeceğimiz bir konu olması lazım. Çünkü yapılan araştırmada bu genetik yapıdaki parmak ve dişlerdeki yaş tayinini 90 bin yıl olarak açıkladılar. Şimdi konumuzla alakası ne? Konumuzla alakası işte Müjgan Hanım'ın Amerika kıtasında yapmış olduğu bu çalışmalara en büyük desteği veren bir gerçeklik ortaya çıktı. Çünkü bu Altay insanının 90 bin yıllık genetik yapısındaki bu genetiğin özellikle Amerika kıtasındaki yerlilerde ve bizim Türkistan dediğimiz bölgedeki insanlarda hala %2 ila 7 arasında genetik yapılarında bu tür Altay insanı diyebileceğimiz yeni genetik yapının bulunması da bizim Asya'dan Amerika kıtasına Müjgan Hanım'ın haritalarla ve geniş olarak izah ettiği gibi önce Bering Boğazı'nı kullanaraktan işte 30 binlerden başlayarak o kıtaya geçen insanların kökeninin Türkistan kökenli olduklarını ve oradaki şu anda hala yaşamakta olan dillerinin içindeki Türkçe kelimeler, kıyafetleri, gelenekleri, halk oyunları ve en önemlisi de bu tek tanrı inancına yakın inançlarıyla hala sürdürebilmeleri konusundaki onların Asya ile bağlantılarını gösteren en bilimsel ve en son bilgi bu. Ama dediğimiz gibi Müjgan Hanım'ın yapmış olduğunun dışında benim bilebildiğim kadarıyla yalnızca Türkiye'den İsmail Doğan Bey'in bu Amerika'daki Mayalar konusunda bir akademik çalışması var. Onun dışında ben bir çalışma bilmiyorum. Fakat bu bizim akademi dünyamızın çok büyük eksikliği. Artık Yunan kültürüne ait, bizden olmayan kültürlere ait araştırmalar yetti gali. Biraz kendi tarihimize, kendi köklerimizi araştırmaya enerjimizi, zamanımızı ve gençlerimizin zihnini harcayalım diyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki programlarda gene dünyanın neresinde hangi Türk topluluklarına ait kültürler varsa onları sizlerle beraber sizin ilginiz olduğu müddetçe incelemeye başlayacağız. Bu cümleden olarak mesela şu anda Romanya'da yaşayan ve sayıları 1 milyona yaklaşık Sekel Türkleri konusunda bir Sekel Türkü Hanım'la bir program yapacağımızda şimdiden sizlere bildirmek ve müjdelemek istiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler dilerim.